Keyifli bir hafta sonu diliyorum. Keyifler nasıldır? İyidir umarım. Gündem yine kalabalık ama bugün altını çizerek başlamak istediğim bir mevzu var. Malumunuz bulunduğumuz dönem itibarıyla böyle sağımızı, solumuzu, sırtımızı kollamamız gereken bir dönem. Yani arkadan bıçaklanmaların, öldürülmelerin, dolandırıcıların arttığı ve bunların adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bir dönemde ben de neredeyse dolandırılmak üzereydim. Hani vardır ya, ya bu benim başıma gelmez, telefon geldi, ben asla bilgilerimi vermem, dalga geçeriz ya, koskoca profesör de bunu nasıl yapmış falan deriz ya, oluyormuş. Şimdi size bir telefon numarası vereceğim. Tamamını vermeyeceğim, bir kısmını vereceğim. Böyle 0212-945 ile başlayan bir numaradan aranırsanız o numaranın devamına da bakıp bir sorgulamanızı tavsiye ederim. Çünkü bir internet sağlayıcısı tarafından aradığını söylüyorlar. Sonra siz benim üyeliğim bitti mi daha fazla fatura gelmesin diye o yalana bir kanıyorsunuz. Sonra sizi bu sefer bir televizyon altyapı sağlayıcısı arıyor. Diyorlar ki bu da bedava gelelim evinize. Bayağı bizim evimize kadar girdiler. Eve giriyorlar. Tam böyle o paketi kuracaklarken diyoruz ki siz şu internet sağlayıcısı firmasısınız değil mi? Yok diyorlar. Biz bu televizyon altyapısı sağlayıcısıyız. Biraz kalışı karışık gibi ama değil. Sonra diyoruz ki hayır biz onlardan paket satın aldık. Hayır efendim bu diyorlar. Böyle allıyorlar, pulluyorlar. Öyle bir kalıyoruz. Ve dedik ki hayır biz bunu istemiyoruz. Ve yolculuyoruz kendilerine. Yani öyle kurtardık ama onlar kim onu da bilmiyoruz. Çünkü o numaraları bu internet sağlayıcısını ve televizyon altyapısı sağlayıcısını aradığınızda o numaranın kendilerine ait olmadığını söylüyorlar. Peki bunlar kim? Yani evimize kadar girebilen, ellerinde o televizyon altyapısı sağlayıcısının kutusuyla girip onu kuran, kurmaya çalışan insanlar kim? Acaba birbirleriyle bağlantıları var mı? Biz savcılığa suç duyurumuzu kamera görüntülerinde vererek yapıyoruz. Artık yapan düşünsün. Dikkatli olun. Ne kadar akıllı, ne kadar zeki olursak olalım bir anda boşluğumuza gelebiliyor. Bilmediğimiz numaraları teşekkür ederim deyip hemen hayatımızdan çıkaralım. En iyisi galiba bu. Ya bununla başlamak istedim. Çünkü dolandırıcılık hikayeleri fazlasıyla arttı. Ekonomik krizin durumuyla beraber, hayatımıza giren zorluklarla beraber bir takım kötü insanlar hayatı daha kolaylaştırmak için başkalarına saldırabiliyorlar. Güzel şeylerden de konuşacağız. Bu dipnottan sonra dün de demiştim 90'lar canım 90'lar, 90'ların tadını bilenler burada mı diye. O tadını bilenler ve maalesef bilemeyenler de buradaysa onlara çok güzel şeyler anlatacağız. Çünkü sevgili Ozan Orhon az sonra bizimle birlikte olacak. Konuşacak çok şeyimiz var. Hem eskileri yad edeceğiz hem günümüze doğru şöyle bir yolculuk yapacağız. Günümüze doğru neden yolculuk yapacağız? Çünkü bazen günümüzün içindeki yabancılarız biz 90'ların tadını bilenler. Az sonra. ...90'lı yılların pop starı Ozan Orhon. Uzun bir aradan sonra müzik piyasasına döndüğü çalışması, sözü, sohbeti merak edilen yönleriyle Nilüfer Bıyıklı'nın konuğu. Başka sohbetler az sonra Tele1'de. ...90'lar. Yaşıyor vallahi. Da zaten. Evet, bu da zaten tam 91'deki versiyonu geldi. Ya. Yeni versiyonunu da yapmıştım canımsın. Ama daha da güzel oldu. Bak ne kadar lezzet varmış yani. 90'larda sayılır. Buradan da Garabi biraz falan. Daha seni yaklaştıralım. Bir Şehrazat bestesi. O yüzden şey var işte... ...şu anda bizi izleyen tüm herkese de sevgiler, saygılar... ...güzel bir pazar günü diliyoruz. 90'lar, bir lezzet var değil mi? 90'lar bitti diyenlere inat döndüm evet, demişsiniz. Aynen öyle. 2 sene oluyor değil mi döneli? 2 sene ben bir ara vermiştim müziğe. Biraz da hani küskünlük zamanı diyelim.
Ama bir baktım ki gençlerden inanılmaz bir 90'lara bir talep var. Dedim ki hadi bir bakalım. Gelelim bakalım şu 90'lar enerjisi bir gelsin. Ondan sonra karar verdim. İki karar vermişim. İki tane single çıkarttım. İşte Arı, Saman Alevi'ni yeniden yaptım. Şimdi üçüncü single'ım yolda. Şubat'ta da üçüncü şarkı çıkıyor. Şimdi 90'lar partilerini biliyoruz. Evet. Hemen hemen her hafta sonu bir yerde 90'lar partileri veriliyor. Yani hatta bu arada tam yerleşemedim. Geçen yaz Bodrum'da belli başlı adı bilinen mekanlarda gençler haldır haldır gidiyor. Z kuşağı. Aynen öyle. İşte ben dedim ki çocuklar ne dinliyorsunuz, ne çalıyor oralarda? Hani gitmediğim için diyor ki işte Ozan Orhon, işte Burak Kut, Kenan Doğulu. Bu şarkıları mı dinliyorsunuz dedim. 16 yaşında çocuklar. Evet dediler. Aa dedim ya 90'lar hala her yerde var. Ve iyi ki de var çünkü... Bence şöyle de bir şey var. Çocuklar niye bundan keyif alıyorlar? Şimdi biliyorsunuz yeni nesil diye bir şey çıktı. Yeni nesil meyhaneler, yeni nesil işte yeni nesilde bir DJ çalıyor. DJ bütün 90'larla herkes. Yani dediğiniz gibi ve ezbere biliyorlar 90'lar şarkılarını. Ben de çok yani yadırgadım dedim. Niye acaba deyince çocuklarla da konuşma fırsatı oluyor. Yani yeni, ben çünkü Z kuşağından kopmaya çalışmıyorum. Onları anlamaya çalışıyorum. Diyor ki şarkı sözleri çok hoşumuza gidiyor ve müzikteki o zaman analog, şimdiki gibi bir müzik dijitalleşmemişti. Evet. Analog kayıtlar, canlı kayıtlar. Şimdi her şey dijitalleşti. Oyunda inanılmaz bir farkı var. İnsan hani sen de radyocu olduğun için biliyorsun. Yani insanın yüreğine giriyor 90'lardaki şarkılar. O yüzden güzel bir kuşak. Hem öyle hem de fotoğrafla albüm kapaklarında, ya albüm yok da ortada şu an. Hani dijital albüm kapaklarında bile geçmişe dönüş var. Geçenlerde çok yeni bir fotoğrafçı Mesut Adli'nin fotoğraf sergisindeydim. Mesela Mabel Matiz'in bir albüm kapağını çekmiş. Geçmişe yönelik yani. Aynen. Yeni bir albüm kapağı gibi değil, eskiye dair bir fotoğraf. Dolayısıyla... Şarkılarda ne kadar yeni olsa da eskiye dönülmeye çalışılıyor. Şu anda öyle mesela Mabel'in yaptığı işte anti depresan altyapısıyla 90'ları veriyor. Ve niye bu kadar çok tuttu? Farklı bir şey. Şimdi ben bunu tabii genç arkadaşlarıma tabii onlar da çok başarılılar ama bir bakıyoruz şimdi bir ritim var. O ritmin üzerine rap müzik ve işte, ragaton ritimleriyle bir ritim geldi. O da güzel ama... İşte mesela sözler de benim için çok önemli. Yani bir şarkının sadece müziği değildir önemli olan. Ben çünkü yıllarca 90'larda üstadlarla çalıştım. Buna vakıf olabildim. Mesela sevgili Şehrazat'la, Zeynep Talı'yla, Nurlar İçinde Yatsın. Benim bütün albümlerimde Aysel Gürel imzası vardır. Böyle üstadlarda çalıştığınız zaman onlar çünkü ozan, onlar şair. O sözler başka türlü çıkmaz zaten. Aysel Gürel şimdi yaşasaydı bu gençlere ne şarkı sözleri yazardı. Hayır neler yazardı. Aysel yapardı yani. Yapardı. İnanılmaz. Öyle şarkılar yaptık ki Aysel'le de. O yüzden kesin yapardı ve inanın Aysel hala daha muhteşem sözler çıkarırdı. Kesin. Bu arada bu dijitalleşen dünyayla birlikte sadece müzikte değil başka alanlarda da pek çok ünlü yarattı bu dijital sosyal medya, işte influencerlar, YouTuberlar. Evet, bu yeni çağın ünlüleri. Fakat 90'lardaki şöhret çok acayip bir şeydi. Mesela arabanızın sallandığı, havaya kaldırıldığı bir konseriniz var galiba. Evet, ya. Binlerce kişinin arasında kaldık. Ama yani öyle böyle mesela o zaman da bir televizyon kanalında... Senkron diye bir program yapıyordum. İzmir Konak Meydanı 55 bin kişi. O zaman da yönetmenimiz sevgili Şule Bekroğlu'ydu. 55 bin kişi. Gidip geliyordu o sahne. Gidip geliyordu. En sonunda o sıcaklıkla beraber bayıldım ben. Hastaneye kapattım. Yani öyle. Ama inanılmazdı yani. Şimdi o şöhretten sonra hani biraz devir değişti. Biraz devir daim oldu. Ve şimdi o eski şöhret yok. Ve bunun psikolojisini yönetmek inanılmaz zor bir şey bana kalırsa. Mesela o psikolojiyi nasıl yönettiğinizi çok merak ediyorum. Onu soracağım ama çünkü bence hiç kolay değil. Çok zor. İnsanın bütün sinir sistemini o kadar pohpohlanıp o kadar sevilir ve o kadar şöhretliyken daha mütevazı bir hayata geçişi
Yani bütün aslında ünlüler de böyle yani. Aynı yaşsal olarak, dönemsel tabii. olarak hep de dönüşen bir şey ama bunu yönetmek çok zor bana aynen. kalırsa. Onu nasıl yönettiğinizi sormadan önce şimdiki şöhretler sizce 90'ların şöhretleri kadar bunu kolay yönetebilecekler mi 2040'ta falan? Vallahi işte bilmiyorum. Şimdi yeni nesil çocuklar tabii ki bizden daha zeki olduklarını düşünüyorum. Ama tabii ki bu dijital çağ o çocukları çok harap edecekti. Bunu onlar farkında kesin. Değiller. İnanılmaz yani. Gerçekten çok büyük depresyonlara gebeler bence. Çünkü öyle bir tüketen bir dijital çağ var ki onları tüketiyor. Hani bir balon yaratıyor. Balon böyle gökyüzüne çıkıyor. Ama o çocuklar o balon patlarsa nasıl aşağı düşeceklerini bilmiyorlar. Onu yönetecek bir onlar de kimse yok. Onlar hep çok ünlü olarak evet, devam edeceklerini öyle hayat zannediyorlar sanıyorlar. Ki öyle gidecek öyle işte. Değil. Birkaç tane de şu anda ufak ufak örnekleri de var. Şimdi bundan zikretmek istemiyorum. Ama tabii ki çok önemli. Mesela bu yurt dışında böyle bir şey yok. Yurt dışında koçlar var. Akıl hocaları dediğimiz yani. Yani her bir müzisyenin koçları var. Yaşam koçları var. Buna hazırlanmaları gerekiyor. Zaten zaten bu dünyada da örnekleri var. İşte o yüzden biraz çocukları çok yani önünde tehlikeler bekliyor bu yeni nesli. Çünkü böyle görüyorsunuz böyle işte sefolar falan yeni çıkan bir sürü genç kardeşlerimiz var. Çok da başarılılar. Kendi alanlarında hepsini takdir ediyorum. Ama bu çocuklara bir şekilde de yardım etmek lazım. Yarın bir gün atıyorum 90'lar furyası tekrardan patladı. Bütün 90'ların starları geri döndü. Bu çocuklar düşmeye başladığı zaman ne olacak? Hayır 90'ları bırak. Bir süre sonra onlar da yerlerini başkalarına tabii bırakacaklar. Ya, bu böyle. İşte bizim, bu bir devir daha yerlerimizi daim birileri aldı. Yarın bir gün onların da yerlerini evet. birileri alacak. Ama ben mesela çok zor atlattım. Çünkü evet oraya gelelim. Şey geçen gün mevzusu oldu. Sevgili Bahadır Tatlıöz'ün veda yemeğini dedik. Onlar da Bodrum'a yerleşiyorlar. Bahadır eşime bir şey söyledi. Ya biz dedi şöhret olduk ama dedi. Ozan gibi şöhret o kimseye olmadı yani dedi. İşte ben Tarkan, o zaman Tayfun, biz üçlü olarak çıktık. İlk ben çıktım, şeyciler vardı. Aynı Fenerbahçe'de işte Ozancılar, Tarkancılar, Tayfuncular. Biz üç erkek olarak başladık. Sonra Kenan falan diye geldi arka arkaya. Ben o dönemde gerçekten bir buhrana girdim yani. İşte kilo aldım, kendimi yemeğe verdim o dönemler. Yani kendimle uğraştım. Aslında o beynimi boşaltamadım bir türlü. O yardımı da almadım. Aslında psikolojik bir yardım, destek gerekiyor. Ve kendimi doğaya ve şey tabiata Kıbrıs'a gittim. Orada çok kendimi bir tedavi ettim. Çok uzaklaştım, şey yaptım. Yine müzik yapıyordum ama yani şöhret anlamında değil. Dedim ya ben ne yapıyorum, ne ediyorum yani niye ben kendimi bu kadar üzüyorum ki? Olacağı var yani ben zaten Allah vergisi bir sese sahibim ve müziği de yapıyorum. Bir tanecik şey, hayatım var. Bir tane hayacıklığım var ve ondan sonra da benim en büyük şansım eşimle tanıştım. Sonra da İstanbul'a geri döndüm. Kaldığım yerden devam ederim. Ben de şu anda şey de diyorum artık. 90'larda kalmadık beyler. Ben yeniden geldim devam. Yani tam gaz devam. Çünkü hep 90'larda da kalmamak lazım. E tabii yani, Ar-Ge yapmak lazım. O bir lazım. Zaman geldi her geçti. Şimdi yeni bir sound var. Şimdi çıkaracağım yeni bir şarkı var. Sırf yeni yani Z kuşağını da yakalamak öyle istiyorum. Mi? Tabii o yüzden ama çok güzel bir şarkı geliyor. Sevgili Bahadır'la beraber yapıyoruz. Şimdi tabii o dönemler bir mum kapanı piyasası vardı. Plakçılar vardı. Oralarda çok acayip şeyler olurdu. Hammallar beni çok severdi mum kapanı. Ah diyor Ozan'ın albümü çıktığı zaman hepimiz diyor zengin olduk diyor. Çünkü cuma günü hiç unutmuyorum mum kapanına. Şeyler gelirdi. Koliler. Hep kaset vardı zaten. Kaset ve CD. Benle beraber yani işte o zaman hiç unutmuyorum. CD de yurt dışında basılıyor geliyordu. CD bir ay sonra geliyordu. Kasetler gelirdi. Ben hemen kaseti açardım. O kokusu vardır onun. Kartonet kokusu. Evet. Bir de proje olur. Fotoğrafçın gidersin işte albüm kapakları çekilir. Acayip bir zevkli bir yol. Şimdi öyle bir şey yok ya. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey koklayamıyorsun. Eline gelen bir şey yok çünkü. Hiçbir şey yok. Birini ya şey bitti ya. O kadar güzeldi ki biz albüm çıktığı zaman albüm fotoğraflarını seçer. Ona göre küçük kartlar basılırdı. Ona hayranlarıma hep yanımda taşırdım onları. İmza isteyene hemen resmin üzerine imzalardım. Şimdi böyle bir şey yok. Yok artık öyle şeyler. Peki şu anki dijital mecraya hazır mısınız? Vallahi ben bir şey söyleyeyim. Ben hala daha alışamıyorum. Ve alışmak da aslında istemiyorum ama mecburen bu yeni dünya bu düzene bizi itiyor. Çünkü her şey tıklanmayla aynen doğru öyle. Orantılı. Şimdi şey diyor. Ya işte o kadar komik ki. İşte klimde influencer oynatsana, YouTuber oynatsana. Ya niye oynatayım?
Ama doğru söylüyor. Öyle abi, o zaman çok daha fazla tıklanır. Evet. O onu paylaşır. Yani enteresan bir yere geldik. Evet. Başka bir dönemdeyiz. Evet. Düşünmenizi eskiden, tavsiye ederim. Herkes bizi oynatmak isterdi mesela klipte. Arkadaşlarımıza birbirimize destek verirdik. Tabii. Hatırlarlar Zerrin Özer'in Paşa Gönlüm'de hepimiz gittik oynadık. Şimdi influencer ve YouTuber arıyoruz. Çok değişti. Buldunuz mu? Vallahi. Onlar da çok ciddi paralar istiyorlar. Evet, ciddi paralar istiyorlar ama sağ olsunlar, beni çok seviyorlar bari. Yavrumların hepsine buradan öpüyorum. Gerçekten destekleri oluyor. Çünkü senin şarkını bir paylaştığı dakika bir anda o genç kuşakta, onu takip eden genç kuşak, aa kimmiş diye giriyor falan, Ozan Orhan mı, aa falan, adam güzel şarkıları varmış deyip seni takibe alıyor. Çok acayip iyi bir dönem aslında. Hazır bu kadar 90'lara özenirken Z kuşağı ya da o müzik, o altyapıyı çok hoşlarına giderken onlara şöyle güzel bir olta atmak çok doğru bir dönem. Vallahi ben çok da seviyorum onlarla paylaşmayı ve gerçekten onlarda da feyiz almaya çalışıyorum. Yani çünkü hani dediğim gibi ben 90'larda kalmamışım, devam ediyorum. Ama çocukların da sevdiği onları da yakalamak gerekiyor. Ama bir yandan da mesela arada yaptık biz Bahadır'la bunu. Hı hı. 90'lar lezzetini verdik. Yani bakın böyle de bir lezzet var. Hı-hı. Canlı da çok güzel yakışıyor içine. Hı-hı. Sadece tıstık 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 bilgisayar müziği değil her şey. Bunu da verebilmek lazım çocuklara. Ama onların da beyinlerini çok fazla karıştırmadan, hani o lezzet o kadar önemli ki 50-50 deriz ya. Evet, evet. Ne çok fazla? O yani, çünkü ben kendimi bir anda hani Z kuşağının isteyeceği kadar bir anda o müziği atarsam ben orada sakil olurum. Yani üstüme gömlek oturmaz. O gömleği yavaş yavaş giymek lazım. Önce bir kolu geçirmek, önünü iliklemek gibi. Bir şarkı daha dinleyebilir miyiz? Mesela sonra devam arıyı edelim. Arıyı yaparız herhalde yönetmenim. Arı mesela olur. Bu yeni geçen sene çıkarttığımız Bahadır Tatlıöz'le beraber. Mesela bu Z kuşağında. Bu az önce söylediğimiz ufak ufak 90'lara verdik. Oturarak söyleme şansın var mı? Seni daha iyi görüntülemek istiyoruz. Hareketli bir şarkıyı oturarak. Stüdyomuz çok büyük. Tamam. Seni de yormak istemiyoruz. Evet, yani bu bunun içinde seviyoruz. Tabii şey de var. İğneleyici laflar da var. Herkesin olmaz hayatında vardır. Mı? Aynen. Yani derler ya, elini veriyorsun, kolunu kaplıyorsun. İşte bu onu anlatıyor. Bu herkesin hayatından bir kesit. Ama 90'lar lezzeti var işte. Kesinlikle. Ha. Sizin hayatınızı şöyle bir göz gezdirdiğimde çıldırmamış olmanızı hayret ediyorum bazen. Çünkü yok, enteresan. Bazen çıldırdığınız anlar da oluyor. Muhtemelen. Hayır, o anlamda değil yani. Çıldırmak, o kadar anlık sinirlenmelerden söz etmiyorum. Şimdi Ozan Orhan'ın hayatını merak edip bir bakarsanız her yerde yazar. İşte anlattığı yerler vardır. Böyle büyük çıkışlar, yere çakılışlar yani, ve maddi manevi. Şimdi hepimizin hayatında elbet bu inişler, çıkışlar oluyor ama şimdi bir binanın en üst katından düşmekle gökdelenin en üst katından düşmek arasında verdiği hasarlar açısından çok ciddi farklar var. Tabii bazı hasarlar verdi tabii bana da. Yani bunda psikolojik destek aldığım eşimden aldınız mı? Tabii. Ya, almadan kurtulmanız çok zor. Yani zaten biliyorsunuz dünyada, bence şu anda Türkiye'de herkesin bir psikoloğa ihtiyacı kesin var. Kesinlikle var. Ama psikologların da psikoloğa ihtiyacı var. Onların zaten onların da var. Ama tabii ki dediğiniz o kadar doğru ama bu bana bir şeyi de öğretiverdi. Şimdi ben bundan çok keyif alıyorum. Çünkü hani bu genç arkadaşlarıma da hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Bir anda düşüyorsunuz, bir anda beton zemine. Evet. O anda zaten her tarafınız kırılıyor. Tekrardan o kırıkları tekrardan vücuda tamir etmek ve tekrardan vücudunuzu dik hale getirmek çok zor. Ama bunu başarıp da bundan bir şeyler ders alarak hayatınıza tekrardan, ho ben bittim değil de, hayır ben yeniden başladım. Hep hayata ben istiyorum. Ben geldim, ben varım, ben hep olacağım deyince işte başka bir şey oluyor. O yüzden çok zor bir döngü. Yani bazen hani başaramadığınız zaman tabii ki buhranlar hayatında insanların oluyor ki benim hayatımda çok şeyler geldi geçti. Maddi, manevi dediğiniz gibi uğraşanlar mı benimle, yani ben o yüzden de hep kaçmalarım zaten. Evet, bir Amerika var, bir Kıbrıs var, Kıbrıs başka var, şehir, Antalya var galiba. Ama şu anda işte bunu diyorum ya, ben bunu
tökezleyerek düşe kalka öğrendim. Zararını da gördüm ama şu anda yararını görüyorum çünkü şu anda daha hırslıyım. Eskisinden arkadaşlarım söylüyor ki Ozan diyor ya aynı diyor 90'larda çıktın gibisin diyor zımba gibi. Ben çünkü konserlerimi bilirler bir de şey yazmışlar ya adamın ayağının altında çivi mi var zıplıyor. Hala da öyleyim 2,5 saat sahnede kalıyorum ara vermiyorum o enerji o şey. Ben bunu kendime dedim ki ben tekrardan kaldığım yerden daha da ilerisine gideceğim. Hı hı. Onu başardım. Ben kendimle de bu konuda gurur duyuyorum. Elbette duyulmayacak gibi bir şey değil. Tabii ki bana en büyük destek bu. Burada olduğu için söylemiyorum. İnanın insanın ailesi ve eşi çok önemli hayatında. Çünkü herkes bir anlamda kendi evinde kapısını kapatır ve siz yalnız kalırsınız. Aynen öyle. Ailenizdir asıl olan. Aynen. Eşinize ve o mucize olarak adlandırdığınız aşka dönmeden önce bir Kıbrıs'a gelmek istiyorum. Evet. En son Kıbrıs'taydınız. Hı hı. Bir oraya gidiş söz konusu oldu. Evet, çünkü ben aynı zamanda ikinci bir mesleğim daha var. Ben turizmciyim aynı zamanda. Orada büyük bir oteller zincirinde eğlence müdürü olarak devam ettim. Entertainment manager'ım. İşte konserlerde falan karar veriyorum. Güzel bir turizm şeyim oldu. O arada da Kıbrıs'ın havasından suyundan alan bir daha geri dönemiyor. Yani. Çok güzel. Çünkü çok maşallah severim. Evim çok güzel bir yerdeydi. Köyde yaşıyorum İskele. Ama denizde sıfırsın. Hayatımda işte orada balık tutuyorum. Balıkçı arkadaşlarım var onlarla balığa gidiyorum. Böyle başka bir dünyaya girdim. Erken emeklilik diyorlar buna. Ben erken bir emeklilik oldum. Pandemi dönemine mi denk gelmiştin? Pandemiden çok evvel gittim. Hmm. Ben 2014'te gittim. Pandemiyi Kıbrıs'ta geçiremedim. Çünkü tam o gün Kıbrıs'ın kapıları kapandı. İzmir'de konserim vardı hiç unutmuyorum 13 Mart. 14 Mart'ta İstanbul'da bütün uçaklar iptal oldu. Annem, anneannem, teyzem, hanımlarla beraber kızım 4,5 ay onlarla beraber geçirdim. Şimdi izliyorlar. Evet, ondan sonra pandemi döndü. Sonra kapılar açılınca Kıbrıs'a dedim. Ama bir sene ailemi görebildim. Yani orada kaldık. Çünkü çıkamıyorsunuz. Onlar tabii, gelemiyor. Tabii. Sıkıntılı bir dönem gerçekten. Maddi manevi. Herkes için. Yani. Müzisyenler için de. Herkes için. Aylarca kiralarımızı zor ödedik. Şey ödeyemedik. Bir sürü müzisyen arkadaşım çok zor durumda. Kıbrıs'a intiharla. Çok zor durumdaydı. Evet. Pandeminin hemen sonrasında gelip Kıbrıs'ı gördüm. O Girne'deki kapanan dükkanlar, her mağazalar. Şey. Çok arkadaşım iflas etti. Çok acı vericiydi. Peki orada Kıbrıs'ta öyle güzel bir düzen oturtup ruhunuzu da dinginleştirdikten sonra neden tekrar dönüş? Şöyle anlatayım. Eşimin işlerinden dolayı o uçucu, havacı. Hı hı. Oradan bir beis yok. Aynı zamanda da hep şunu söyledi. Annem de, eşim de gözden ırak. Yani şey diyeyim mi? Gönülden ırak. Gözden ırak, gönülden ırak oluyor. Oradan devamlı programlara gelmek, gitmek de çok zor. Şimdi ben mekanlarda sahne alıyorum. Adam bir anda düşünüyor işte uçak maliyet, parası, şey. O yüzden böyle bir karar, radikal bir karar. Yoksa ben çok ağladım dönerken böyle. Ben çünkü Kıbrıs'a havaalanında o pandemi döneminde indiğim zaman yeri falan öptüm yani. O kadar seviyorum Kıbrıs'ı. Çünkü şey dinginliğini, insanlar nasıl biliyor musun hala Kıbrıs'ta. Ve kardeşim ne var ya sabah onlarla o şiveyi özledim. Nefis, bayılırım hayır, onlara. Tek dert Kıbrıs'ta şey, tabii orada bir ekonomi şey var ama insanlar hala bir de köyde yaşadığınız zaman o hani vardır ya Allah korusun araban bozulsun 1000 kişi geliyordu yardım etmeye. Demek. Şimdi İstanbul'da ben komşumu tanımıyorum, alt komşumu tanımıyorum yemin ederim. Ya bir de orada kapıları falan kilitlemiyorlarmış. Şimdi değişti tabii eskisen öyleydi. Arabada bile üstünü bırakırdınız anahtarı. Ama hala bir şey kültürü var. Ne diyeyim ben size. Ben çok seviyorum. Çok renkli bir kültür. Kıbrıs kültürü de. Ben belki de hani şeyi seviyorum. Burada da öyle. Mesela İstanbul beni boğuyor. Eşim hep onu söylüyor. Bebek büyüdükten sonra kaçalım dedim İstanbul'dan. Yani neresi var? Benim işte çok istiyorum. Sağcı'yı çok beğeniyorum. Seferihisar'ı çok seviyorum. İzmir'i çok seviyorum zaten. Çok keyifli. Yani kaçmak lazım. Çünkü artık İstanbul üretimimi de durdurdu benim. Tabii canım. Üretemiyorum. Peki. Gitarı alıyorum. Gelmiyor bir şey. Piyanonun başına geçiyorum. Gelmiyor çünkü aman bu ay elektrik parası ne gelecek? Ya? Aynen. Doğalgaz ne gelecek? Onu düşünüyorum falan. Bütün şeyim yok. Ben bir doğalgaz ve elektriğe bir tane şarkı yazacağım. Mutsuzuz ya. Mutsuzuz. Yani mutluluğun içinde de mutsuzuz aslında. Tabii. Çünkü şimdi sürekli kafada bir şeyler evet, var. Yani şimdi Allah kısmet ederse ayın 21'inde bir evlatçın dünyaya gelecek. Ay hadi bakalım. Şimdi geceleri bazen Selcan diyor ki bana ne düşünüyorsun? Şimdi ne düşüneyim? Bir çocuk dünyaya getiriyorsun. Bu çocuğun geleceği var. O geleceği şu anda onları düşünüyorum biliyor musun? Aslında çok erken düşünmek için ama bir baba doğru. Olarak düşünüyorum. Peki o zaman şu tam vazgeçtiğim anda
Allah'ın bir mucizesi aynen olarak bana gönderildi dediğiniz şu aşk hikayesine gelelim. O nasıl oldu? Gerçekten o benim mucizem. Ben kapılarımı kapatmıştım. Yani benim hayatım Kıbrıs'ta ben tek başıma yaşamayı düşünüyordum. Robinson Crusoe hayatı. Uçakta zaten Selcan'ı görmüştüm ama beynimin bir ufak bir noktasında kalmıştı. Ha, uçakta gördünüz. Uçakta gördüm. Uçakta o servis yapıyordu. Daha sonra ben bir çakallık yaptım. Benim biz ikimiz de Queen çok severiz. Queen şarkılarını. O da o anda annesiyle beraber Antalya'dayken radyoda ben çalıyorum saman elini. Ya kim falan da Ozan Orhan neredeymiş derken o da beni sosyal medyadan takip ediyor. Ben de onu takip etmeye başladım. Ama peki o uçaktaki kız olduğunu anladınız mı? Sonra şeyden sonra anladım. Resimlerine falan girdim, baktım. Ondan sonra utanmadan görüntüler aradım. Şaka. Görüntüler aradım. Aa. Açmadı. Sonra mesajlar. Açmaz tabii yani. Ondan sonra çok bir de enteresan. Dakika bir gol değil evet, mi? Ondan sonra 24 saat telefondayız. Gelemiyor çünkü kapılar kapalı. Pandemi dönemi. Ben de gelemiyorum. O gelemiyor. Böyle inanın 24 saat telefonlar açık. Böyle birbirimize bakarak uyurduk. O bir yere uçuşa gittiği zaman ben de ona ve kız arkadaşlarımı, bütün hostes arkadaşları bir odaya toplatırdım. Onlara canlı konser veriyordum piyanoda. Gibi. Evet. Zaten o hava buz gibi bir söyledim. Bir daha aşık oldu. Ay sonra çok güzel hikaye. İnanılmaz böyle hani şey derler ya hani nefes alamıyorsun onu görmeden. Ama pandemi var. Yalvarıyorum artık her gün ne olur şu kapılar ama açılsın. Ama bu arada ilk böyle fiziki karşılaşmanız uçakta oldu ve sonra bir daha olmadı evet, değil mi? Ondan sonra fiziki karşılaşmamız Kıbrıs'ta oldu. Birbirimizi zaten bir anneme de o arada şey dedim. Anne dedim ne olur dedim. Siz anneannemle gelin. Yüzüğü alın. Çaktırmayın gelin. Ama Selcan anladı. Ben de Selcan'ı annemle annemlere mağazaya gönderdim. Görücü yani görsünler gelinlerini. Zaten Selcan anlamıştı o zaman. Bir romantik bir evlenme teklif ettim. Nasıl? Evde kavga çıkarttım. Evet. Ben dedim şeye gidiyorum. Sahile. Bu arada düzeni hazırladım. Sahilde, kumların üzerinde. İşte mumlar yaktım. Bu kaçıncı ayınızda falan oluyor? İkinci ayda. İkinci ayda evet. Evlenme teklif ettim. Mumlara sordum. Tabii annem de biliyor olayı. Selcan dedi git arkasından dedi. Niye bu yine bir deli oğlan dellendi diye. Bu arada geldi bu. Gelince ben zaten eğildim. Seren adımı yaptım. Yüzüğü çıkarttım. Ondan sonra da zaten geldik. Ağustos'ta evlendik. Güzel. Ay süper ya. Süper bir şimdi hikaye. Şimdi bebişimiz oluyor hayatta. Bebek ne kadar zaman sonra hayatınıza dahil oluyor? Önüm işte 21'inde. Hani sizin beraberliğiniz itibarıyla. 1,5 yıl. Vav wow, evet, güzel. 1,5 yıl. Dolu dolu 1,5 yıl. Yani 2 seneye çok yaklaştık. Ağustos'ta evlendik. Güzel, güzel evet. Hikayeler. Böyle güzel aşk hikayelerini seviyorum. Aşkın da içerisinde şöyle bir şey var. Ben zaten çok aşığım ama hani evlilikte şey çok önemliymiş. Ben onu anladım. Çok iyi dost arkadaş olabilmek. En önemlisi. Ben şu anda benim hayatımdaki en iyi arkadaşım da aynı zamanda eşim. Bunu başarırsan zaten evlilik çok o zaman bence de. Evet. Yani iyi arkadaş, iyi yol arkadaşı. Dediğiniz çok güzel. Bak harika bir yol arkadaşı. Evet. Aynen öyle. Ben teşekkür ediyorum ona. Ay, ne güzel değil mi? Böyle şeyler. Ağlar. aynı zamanda bir anne adayı şu anda duygusal olması çok normal. Ya biliyor musunuz bitti. Bitti mi? Hı-hı. Ben çok özlemişim böyle senin gibi kaliteli programları biliyor musun aynen, Türkiye'de? Ben de özledim. Zaten sen benim Best FM'den de arkadaşlarımsın. Evet. Ben gececiydim gündüzcülerle ya, çok bir arada olamıyorduk. Çok güzel günler. Radyoları da bir gün inşallah yine gelir konuşuruz. Çok güzel günlerdi. Vallahi. Gerçekten çok öyle. Şarkıları dört gözle heyecanla İnşallah. Bekliyoruz. İnşallah ama Şubat'takini inanın çok seveceksiniz. Tamam bol bol paylaşalım. Şu dijital medyaya da. Saldıralım. Saldıralım. Buna ihtiyaç evet. var. Televir'deki bütün arkadaşlar desteğinizi bekliyoruz. Ne kadar tıklanma. Aynen öyle. Aynen. Televir TV seyircilerine söylemek istediğiniz bir valla şey. Ben herkese buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Bir kere biz de yani inanılmaz Türkiye'de böyle güzel kanalların sonuna kadar desteklenmesi gerektiğine de inanıyorum. Sizler çok özel insanlarsınız. Sevgiler, saygılar, iyi pazarlar diliyorum. Bir şarkıyla veda edeceğiz tabii. Şarkı gelmeden önce ben de vedamı yapayım ki araya bir daha girmeyeyim. Ya gerçekten 90'larda böyle televizyon programlarından çok da vardı.
Yani sanatçılar o kadar çok programa giderlerdi ki hangi programa nereye gideceği, yani sohbet edilen programlar vardı. Şimdi kalmadı. Onun için ben de Tele1 TV'de böyle bir program yaptığım için mutluyum 90'ların kafasıyla. Aynen öyle. Efendim, umarım siz de keyif almışsınızdır. Güzel insanların güzel insanlarla karşılaşmasını diliyorum her zaman olduğu gibi. Çünkü bence hep altını çizeceğim şey, özellikle belki ilk kez beni seyrediyorsunuz, belki defalarca seyrediyorsunuz. Sağlıktan sonra hayattaki en önemli şey güzel ve iyi insanlarla karşılaşmak. Çünkü gerisi halloluyor. Ve bu nasıl oldu diyebileceğimiz mucizeler tez zamanda güzel insanların kapısını çalsın. Hoşçakalın.